nedir? Müflisliktir. Son günlerde televizyon ekranlarında, gazete köşelerinde Türklük konuşuluyor. Türk milleti masaya yatırılıyor. Her konunun bilirkişi olduklarını sanan gafiller, sözde uzmanlar, yarım aydınlar, gerçekte cehaletlerini aldırmadan, koltuklarına kurulup ileri geri bilip bilmeden ağızlarına ne gelirse gündeme taşıyorlar. Andımız bahanesiyle ölçüsü kaçan polemikler yaşanıyor. Nerede kimliksizliğin tutsağı olan varsa, nerede soyu sopu karışık kişi bulunuyorsa ekranlara geçip ahkam kesiyor veya buldukları gazete sayfalarında yazıp çiziyorlar. Bu zevat hele bir cevap versin, her şeyi bitirdiniz, her konuyu çözüme kavuşturdunuz da geriye sadece Türk milleti kimdir sorusuna cevap aramak mı kaldı? Nedir meseleniz? Nereye varmak emelindesiniz? Nereye ulaşmaktır derdiniz? Kırdığınız ceviz 40'ı geçti. 40 yıllık oduncu olduğunuzu söylerken baltanız defalarca taşa değdi. Türk milleti kimdir sorusuna cevap arayanlar, söyleyiniz bize, asıl siz kimsiniz? Neye ve hangi melun heveslere hizmetle tembihlendiniz? Kıyısında, köşesinde yer almadığınız bir değerle ilgili beyanat vermek, mensubiyetinizden uzak olduğunuz beşeri cevheri dilinize pelesek yapmak ne haddinize ne hakkınızdadır. Kimin ne olduğuyla ilgilenmiyoruz. Kimin nereye inandığına bakmıyoruz. Herkesin aidiyet ve meşrebine, etnik ve mezhebi kabulüne saygı duyuyoruz. Ancak Türk milletini tartışmak, Türk ve Türkçülük üzerinden kara kampanyalar düzenlemek, düşmana koz vermek, emperyalizme selam yollamaktır. Hiçbir milliyetçi ve ülkücü buna razı olmaz. Bu pespayeliğe onay vermez. Biz ki vatanın ha ekmeğini yemişim, ha uğruna kurşun diyebilen, diyebilmiş, diyebilecek cesareti milliyetçi ülkücü hareketiz. Onu bunu bilmeyiz. Ona buna bakmayız. Onunla bununla beyhude yere vakit geçirmeyiz. İşimize bakarız. Mazisi binlerce yılı bulan Türk milletine mensubiyetle övünür, onunla da onur duyarız. Büyük davaların, büyük hayalleri olan adamların omuzlarında yükseldiğini idrak ifade eder, son tahlilde buna inanırız. Büyük başarıların, büyük hedeflerin sonucunda ortaya çıktığını söyler ve bunu biliriz. Büyük heveslerin ise büyük düşüncelerin eseri olduğunu gönülden imza atarız. Tarihi bir millet olmakla tarih olmak arasındaki temel farkı anlamayanlar, Türklüğü zamanın ve yaşanan anın dar kalıplarına sıkıştırıp ezilmesini ve erimesini amaçlayan sözde aydınlar içimize sızmış yabancı hayranlarıdır. Manda ve himayenin yeni nesil varisleridir. Televizyonlardan virüs aşılayan kripto ajanlardır. Türklükte ırk arayan, Türk'ü ırkla sınırlandıran, Türkçülüğü ırkçılıkla bir ve aynı gören kim varsa tarihi ve devasa bir hatanın tam ortasındadır. Türk milletinin sosyal, kültürel kimliği binlerce yılın, onlarca asrın kaynaşmasıyla oluşmuştur. Türk dili, Türk töresi, Türk kimliği, Türk kültürü etrafında zaman harcıyla oluşan bu muazzam bileşenler,
İslam diniyle mana ve zenginlik kazanmıştır. Temelini Türk kültürü ve İslam inancının oluşturduğu eşrefi mahlukat olan insana ve insaniyete saygıyı esas alan şuura sahip olmak bizim için şeref bayesidir. Milli bekanın devamında yol ayrımına gelindiği ve çarenin tükendiği alanlarda kendinden vazgeçerek ilahi fedakarlıkla malik olmak bizim için fani hayatımızın yegane anlam ve amacıdır. Türk milletinin bekası için lazım olan mücadeleyi sürdürebilecek sabır, azim, adamlık, mertlik, kararlılık, alçak gönüllülük, feragat ve cesaret gibi çok özel hasletlerle bütünleşmek bizi biz yapan, bizi hayata bağlayan temel güç kaynaklarıdır. Yüreğimiz Türk milleti için atıyor. Nabzımız vatan sevdasıyla çarpıyor. Gönlümüz aziz şehitlerimizle yanıyor. Milliyetçi ülkücü hareket Türklüğün yaşama arzusudur. Milliyetçi ülkücü hareket makus talihli ülkemin ümit aşısıdır. Milliyetçi ülkücü hareket gönderinde bekleyen al bayrağın rüzgarı, dost için kadife elli, düşman içinde çelik bileklidir. Biz Türklüğümüzle övünürüz çünkü Türk oğlu Türk. Türkçülüğümüzle onur duyarız. Çünkü kendimizi bildik bileli Türkçülüğün orun kaynağından kana kana içtik, inanç ve imanla dolarak bugünlere geldik. Türküz, Türkçüyüz, Türk milleti için sadece yaşamayı değil, gerekiyorsa koşa koşa ölmesini de biliriz. Türkçülük ırkçılık değildir. Andımızı okumak, okunmasını istemek, haşa ve kata ezanın Türkçe okunmasına çanak tutmak hiç değildir. Vesayete umut bağlamak, stükoya yaslanmak bizim harcımız olamayacaktır. Ne ezan sussun, ne vatan bölünsün, ne de Türklüğümüz budansın, ne de Türkçülüğümüz buruşsun. Yaşasın Türk milleti, var olsun Türkiye Cumhuriyeti, kahrolsun bölücülük, kökün kurusun eyyamcılık, yeni sömürgecilik, insanlığın binlerce yıllık tecrübelerinden süzülerek gelen milli kültürleri tahrip etmeyi hedeflemektedir. Gaye, kimliksiz insan yığınlarından oluşan kolay idare edilebilir bir dünyadır. Bu yıkım süreci bir milletin hayattayken kendi ölümünü seçmesi demek olan toplumsal ötenaziye doğru yol almaktır. Tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar pervasızlaşan, Türk ve İslam dünyasına açık tehdit haline gelen yeni küresel emperyalizm, teslimiyeti reddeden milletleri parçalamaya odaklanmıştır. Yeni dünya düzeni denen bu tehdidin önündeki en büyük engel, milli devletler ve güçlü millet varlığıdır. Bu nedenle küreselleşme, milli devletlerdeki yönetim iradesinin millet üstü birliklerle paylaşılmasını ısrarla dayatmaktadır. Bunun olmaması halinde alt kimliklerin tahriki devreye sokulmaktadır. Senaryonun özü ya üste bağlan ve egemenliğini paylaş ya da alta in, paylaşarak çözül biçiminde formüle edilmiştir. Buna müsaade etmeyeceğiz. Bu saldırıyı son nefesimize kadar bedeli her neyse ödeyerek direneceğiz. İblisin bacağını kıracağız. Biz herkes eşittir Türkiye diyen bir fikri orgunla, biz milletimizin her ferdini Cenab-ı Allah'ın eşsiz bir emaneti gören manevi doygunla, hiç kimsenin köküne, yöresine, anasının diline bakmayan
hoşgörü ve vicdani duyuşa sahip Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. Ama Türklüğümüzle de, Türkçülüğümüzle de uğraştırmayız, kara çaldırmayız, Türk'üm, doğruyum, çalışkanım demekten de yorulmayız. Son olarak Meksika'da düzenlenen ampute dünya futbol müsabakasında ikinciliği kazanan ampute milli takımımızı teknik heyeti kutluyor, hepsinin alınlarından öpüyor. Final maçında penaltı kaçıran takım kaptanımız Gazi Osman Çakmak üzüntüsünden olacak ki Türk milleti hakkını helal etsin demiş. Kahraman kardeşim, müsterih ol. Bizim sende hakkımız yoktur. Fakat senin bizlerde hakkın pek çoktur. Hakkını helal etmesi gereken varsa, biri varsa o da sensin ve arkadaşlarındır. Sizlerin bu vatan için, bu millet için, bu bayrak için yaptığınız fedakarlıkları unutursak diyorum ki kanımız kurusun. Bu duygu ve düşüncelerle muhterem heyetinizi bir kez daha en iyi dileklerimle selamlıyor. Değerli milletvekillerimize meclis çalışmalarında ve sürecinde başarılar diliyorum. Sağ olun.